Selam, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Ulaş. Bugün birkaç haftadır söz verdiğim gibi güzel bir pira videosuyla karşınızdayım. Önümde soslu bir patatesim bulunuyor. Onun yanında güzelce şöyle bir Doritos koydum. Tuborg bardağımız her zamanki gibi, bardak değişmiyor tabii. Bir de büyük Efes bardağı var ama onu kullanması daha zor oluyor. Ve tabii ki kanalda daha önce içmediğim, kendi hayatımda içtiğim ama kanalda içmediğim Amsterdam. Çok keyifli bir bira bu. Hem alkolü yüksek hem tadı çok ağır değil ve gayet de aromatik bir yapısı var. Birazdan zaten onlardan bahsederim. Böyle etraf güzel görünüyor. Sohbet edeceğiz bugün. Onu baştan söylemiş olayım. Ama bir yandan da yiyeceğim. Yani iki tarafı da mutlu etmeye çalışacağım olduğu kadar. Evet, birayı doldurarak başlayayım artık. Ben biraz aşağıda kalıyorum tabii şu an. Konumumdan dolayı. Böyle aşağıda otururken ve hiç yerim yokken, duvara yapışık gibiyim şu an. Yerim yokken açmak zor oluyor. Ama şöyle güzelce doldurabilirim. Ve
şansıma Mubi üyeliğim bitmek üzereyken Sevmek Zamanı filmini gördüm. 4K şekilde yeniden restore edilmiş ve gayet keyifli bir durum oldu benim için. Bir süredir izlemek istiyordum ama iyi bir kaydını bulamıyordum. Mubi de bu işe el atmış Metin Erksan'ın 10. ölüm yıl dönümünde ve 4K restorasyon yapmışlar filme. 1964'te galiba çekilen bir film, yayınlanan bir film. Şimdi izlerken bir yandan da onu düşündüm. Birçok insana hitap etmeyebilecek bir film ama gerçekten çok kaliteli bir sinematografisi var. Muhteşem görüntüler. Onun dışında diyaloglar gayet yerinde ve gayet iyi. Senaryosu muhteşem. Hele o yıllara bakıldığında, şimdi Hababam Sınıfları falan 80'lerde 90'larda çıkmaya devam ediyor. O filmlerle karşılaştırıldığında kalite olarak arada sanki böyle bu Sevmek Zamanı 20 yıl önce çıkmış gibi değil de 100 yıl sonra çıkmış gibi duruyor. Çok muazzam bir kalite farkı var ki ününü de anlamak kolay oluyor izleyince. Sanat dünyasında gerçekten çok farklı. Türkiye'de o dönemde öyle bir film yapabilmek hem büyük bir beceri hem de inanılmaz düşük bir bütçe kullanımı olmuş filmde. Şimdi bunlar da göz önünde bulundurulduğunda muhteşem bir iş çıkmış ortaya. Gecemi güzelleştiren olaylardan biriydi bu. Asla dualar ve ibadetle erişemez. Hatta tersine insan şuursuzu görüp anladı.
Söylenmesi. Bence çok değerli bir husus bu. Hayatınızdaki
Yaşamasına rağmen en küçük acıyı yaşayana da aynı öyle.
yönelik çok değerli bir alıntı. Yalnız bunu anlayabilmek için, kavrayabilmek için bir de Dostoyevski'nin romanlarını okursanız gerçekten çok farklı hissettiriyor. Şu an herhangi bir spoiler veremediğim için oralara da girmek istemiyorum. Çok çetrefilli yerler çünkü. Ama mutlaka okuyun. Okuyun ve hayatınızda ciddi etkiler yaşamaya başlayın. Ya ben hatırlamıyorum ki böyle baştan sona Dostoyevski'nin bir romanını bitirip de benim aklımda fikrimde hiçbir şey değişmedi diyen arkadaşımı. O yüzden herkesin hayatına bir şekilde dokunabildiğini, dokunacağını düşünüyorum Dostoyevski'nin. Şurada biraz daha farklı alıntılara bakayım, ne yazmışım, ne etmişim. Frankl'dan mesela şey diyor Frankl: kendi geçici varoluşunun sonunu göremeyen insan hayatta nihai bir hedefi de amaçlayamıyordu. Mesela bunun durumu da şu. Şöyle düşünelim. Siz bir esir kampındasınız ve ne zaman çıkacağınız belli değil veya hastasınız. Ne zaman iyileşeceğiniz belli değil. Haliyle siz geleceğe dair kendi durumunuzla ilgili bir saptama yapamadığınız için planlarınıza, yapmak istediğiniz şeylere kapışalıyor galiba. Evet. Evet, geldim. Az önce Bilgehan geldi. Kapıyı açmak zorunda kaldım. O şu an bizim evimizdeydi. Yani şu dakikaya kadar montaj yapıyordu. Ben de video çektiğim için yani farklı lokasyonlarda olduğumuzdan bölünmek zorunda kaldım şu an evine gelince. Ben Bilgehan'dayım, ofisteydi. Her neyse. İnsanın herhangi bir şekilde yapacaklarını, ne zaman başlayacağını falan bilememesinden bahsediyordum. Yani mevcut durumunun ne zaman biteceğini bilemediği için o kişi hayattan da genel şekilde hem tat alamaz hem de gayesiz şekilde faydalanamaz. Bu da çok değerli bir tespit aslında. Burada genelde toplama kampındaki deneyimlere dayandırmaya çalışıyor Frankl, ama hayatın neresine uygularsanız uygulayın çalışabilecek bir teknik. Mesela çok önemli bir işte çalışıyorsunuz, bir anda kovuldunuz veya işte bir okula giremediniz, aylardır ders çalışıyordunuz ve elinizde inanılmaz boş zaman kaldı. Şimdi ne yapacağını bilemeyen bir insan, durumunu kestiremeyen bir insan o boş zamanı da verimli kullanamayacağı için hedefsiz bir hale gelecektir zamanla. Hemen bakayım. Başka neler söylemiş Frankl? Mesela demiş ki, gelecekte bir hedef göremediği için kendini çöküşe teslim eden bir insan geçmişe dönüp düşüncelerle meşgul olmaya başlar. Yine çok değerli. Elbet vardır çevrenizde hayatında yeni şeyler olmayan ve sürekli eskiden bahseden insanlar. Alzheimer hastalarında mesela çok fazla oluyor bu durum. Elbet yani deneyimlemişsinizdir diye düşünüyorum. Benim yavaş yavaş videoyu bitirmem lazım. Hala konuşacak çok şeyim var. Burada da çok değerli alıntılar var. Onun dışında Kaufman'dan falan bahsedecektim. İstediğim birkaç şey var, ondan bahsedecektim. Konuşmak istediğim şeyler vardı ekstra. Neyse, zamanımız bol. Yani diğer videolar üzerinde söylüyorum. Diğer videolar özelinde zamanımız bol ve onlarda konuşmaya devam edebiliriz. Ben yavaş yavaş şu videoyu bitireyim. Bir 30 dakikayı geçmiştir diye düşünüyorum video. Tam süreyi göremiyorum şu an. İlla akacak ya. İlla şuradan akacak yani. Amsterdam'ı da deneyebilirsiniz. Herkese hitap etmeyebilir. Ama yüksek alkol almak istiyorsanız iyice soğutup için. Yani denenebilir ve tüketilebilir bir bira. Fiyatından bağımsız söylüyorum. Pahalı çünkü. Öyle. Birden yarıda kesmiş gibi oluyorum sohbeti, muhabbeti, ama maalesef
şeyim yok.